arkası yarın. Battal Gazi. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili, Mehmet Mert. Kayıt montaj Mahmut Acar. Tamam oğlum, tamam Huysuz, ama şu ceylanı yakalamadan eve dönmek yok. Senin de sana çıktı ama biraz sabret. Hüseyin Gazi! Bu seslenen kim? Şemaz, sen ha? Ne var, ne istiyorsun? Teslim olmanı istiyorum, at silahları! Bak hele, demek teslim olmamı istiyorsun ha? Bunu sen mi söylüyorsun Şemaz? Artık senden korkmuyorum Hüseyin Gazi! Bak en az 100 adamla geldim buraya! Bize karşı savaşamazsın. Hadi atından in ve silahlarını da at. Bana bak kafir. Benim kim olduğumu, Malatya Beyi'nin serdarı olduğumu bildiğin halde bana kafa tutmak cüretinde bulunuyorsun. Öyle mi? Senin de yiğit ve korkusuz bir cengaver olduğunu iyi bilirim Hüseyin Gazi. Lakin şu anda yalnızsın. Bense 100 adamımla birlikte buradayım. Elinden kurtulamazsın. Ama unuttuğum bir şey var Şemaz. Sen Malatya Beyi ile barış anlaşması imzalamıştın. Yoksa bu barışı bozuyor musun? Bozuyorum. O anlaşmayı bir zamanlar siz Türklerle zor durumda olduğum için imzalamıştım. Ama artık çok güçlüyüm. Benim de bir ordum var. Ve şu andan itibaren de anlaşmayı bozuyorum. Diyelim ki beni öldürdün. Bu Malatya Beyi'nin kulağına gitmeyecek mi sanıyorsun? Beyimi senden benim intikamımı almayacak mı sanıyorsun? Malatya Beyi umurumda bile değil. Ondan korkmuyorum. Benim korktuğum sendin Hüseyin Gazi. Sen Malatya Beyi'ne serdar olmadan önce Malatya beyleri bize haraç verirlerdi. Ne zaman ki sen serdar oldun, her şey değişti. Ordularımızı üst üste bozdun. Bizi kalemimize kapatmak zorunda bıraktın. Bizans Kayseri'nin yolladığı kuvvetler dahi sana bir şey yapamadılar. Her şeyin başı sensin. Seni ortadan kaldırdıktan sonra Malatya Bey yeniden bize haraç vermek zorunda kalacak. Yanılıyorsun Şemaz. Benim ölümüm sana bir şey kazandırmayacaktır. Her Türk benim kadar serdarlık yapabilecek niteliktedir. Her neyse Hüseyin Gazi, lafı uzatma. Bana bak, beni de oyalamaya çalışma. Sen teslim oluyor musun, olmuyor musun? Teslim olmak mı? Güldürme beni köpek. Ben asla teslim olmam. Vay 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 vay. Demek tek başına benim 100 askerime karşı savaşacaksın, öyle mi? Öyle. Ha, o halde ben de yapacağımı bilirim. Askerlerim, hücum! Gebertin, parçalayın şu an itibarını! Gelin bakalım köpekler! Ölsem bile en azından yerinizi geberteceğim! Alın bakalım! Alın! Ordular! Ne duruyorsunuz? Vurun şunu, delikleşi kedin! Kalleşler! Bırak kalleşler! Eşhedü en la ilahe illallah. Tamam yeter. Öldü. Geberdi. Hüseyin Gazi'yi öldürdük işte. Başını kesin de kaleye dönünce halkımıza gösterelim. 3 gün 3 gece bayram yapılacaktır. İstediğiniz kadar şarap içebilirsiniz. Neler söylüyorsunuz siz? Hüseyin Gazi şehit mi oldu dediniz? Evet beyim. Başsız cesedini ormanda bulduk. Ah aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Üzerinde 150'den fazla ok vardı. Belki çok sayıda düşmana karşı tek başına yılmadan savaşmış. Allah rahmet eylesin. Çok yiğit, gözü pek bir savaşçıydı. Hem Malatya'ya hem Türk halkına büyük yardımları dokunmuştu. Kim yapmış bu alçaklığı öğrenebildiniz mi? Amoryon Kalesi komutanı Şemas yapmış beyim. Şemas mı? Kendilerine saldırmayalım diye bize haraç veren şu korkak herif mi? Evet beyim. Hüseyin Gazi'yi öldürdükten sonra başını keserek Amoryon Kalesi'nde Hristiyan halka teşhir ettirmiş. Vay rezil köpek vay.
İzin ver de Serdar'ımızın intikamını alalım o köpekten beyim. Hemen orduyu Amorion Kalesi'nin üzerine yürütelim. Evet. Durun! Durun! Acele etmeyin. Öfkeyle ayağa kalkmayalım. Hüseyin Gazi ordumuzun serdarıydı. Onun ölümüyle birlikte ordumuz başsız kaldı. Önce ordunun başına bir serdar tayin edelim. Haklısınız. Abdüsselam. Buyur beyim. Seni ordumun başına serdar tayin eyledim. Hayırlı olsun. Sağ ol beyim. Söyle bakalım Hüseyin Gazi'yi öldürerek bize kafa tutan Şemas'a ne yapalım? Bence acele etmeyelim derim beyim. Bir kere Amorion Kalesi çok sağlam ve yüksektir. Surları aşamayız. Boş yere askerimizi kırdırmanın manası yok. Ayrıca Şemas kurnaz ve cesur bir kafirdir. Büyük bir ihtimalle Bizans Kayseri'nden yardım almıştır. Şimdi durup dururken Hüseyin Gazi'nin intikamını alacağız diye kafire savaş açmanın manası yoktur. Peki ne yapalım? Hüseyin Gazi'mizin kanı yerde mi kalsın? Katil Şemas'ın alay eder gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına seyirci mi kalalım? Hayır, ama acele etmeyelim derim. Nasıl olsa o yılanın kafasını bir gün ezeriz. Ağlama ana. Babam bu yola baş koymuştu. Şehit olmak onun en büyük arzusuydu. Kavuştu da. Öyle ama yine de içim yanıyor oğlum. Hasreti kalbimi sızlatıyor. Benim de güzel ana. Ama takdiri ilahi diyeceğiz. Allah-u Teala'nın izniyle babamın bıraktığı cihat bayrağını sonuna kadar taşımaya azimliyim. Onları daha dünyadayken kafir olduklarına bin pişman edeceğim. Ah yiğit evladım. Babana çekmişsin. Ama bu yaşta tek başına o azgın kafirlerle nasıl baş edebilirsin ki? Allah için babam gibi şehit de mi olamam ana? Hadi şimdi sil gözlerinin yaşını anacığım. Bir şehidin hanımına ağlamak hiç de yakışmıyor anam. Güzel anam. Atını da hazırlamışsın. Nereye gidiyorsun battal? Babamı kalehçe şehit eden Şamas'ı gebertmeye Lala. Ne? Şaka ediyorsun herhalde evlat. Böyle şeyin şakası olmaz Lala. Babamın kanını yerde koyacağımı mı sandın? Yapma evladım. Daha çok gençsin, tecrübesizsin. Sonra Şemas'ı öldürmek kolay mı sanıyorsun? Bir kere Amorion Kalesi'ne giremezsin. Orası çok sıkı korunuyor. Boşuna nefesini tüketme Lala'm. Babam sıradan biri değildi. Malatya Bey'in serdarıydı. O ordusunu zaferden zafere koşturdu. Allah için zalim olan kafirlere hep cihat eyledi. Şimdi böyle bir babanın oğluna hanımlar gibi evde oturmak yaraşır mı Lala? Bu zamana kadar beklemişsek büyüklerimize hürmetimizdendi. Malatya Bey'ine olan saygımızdandı. Babamın yerine layık bir serdar olduğumu ispatlayacağım. Şimdi senin yapacağın iş benim için dua etmek olsun Lala. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ne yapsam seni caydıramayacağım bu işten. Bilirim baban kadar yiğit ve mert birisin. Sana nasihatim her hareketinde ölçülü ve akıllı davran. Körü körüne ölüme atılma. Niyetlerini düzelt ve yaptığın her işi Allah için, onun rızasını kazanmak için yap. Elbette Lala. Bu zamana kadar bana az emek vermedin. Nasihatlerin başım gözüm üstüne. Anama yokluğumu belli etme. Sizleri Allah-u Teala'ya havale etti. Dualarınıza muhtaç olduğumu unutmayın. Hadi bakalım Akşar. Ne? Deli oğlan. Keşke gitmesine izin vermeseydim. En korktuğum şey tecrübesiz olması. Ya Rabbim, sen battalı bize bağışla. İşte Amorion Kalesi'ne geldik Akşar. Namımız olmadığından bizi burada kimse tanımaz. Bu yüzden babamın katilini bulmak pek de güç olmayacak sanırım. Ama önce kendimize yatacak bir han bulalım. Sonra da karnımızı doyururuz. Ha bak, şurada bir han var. Ayaklarını aç da o hana gidelim. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Yatacak yerin var mı hancı? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Şam'dan geliyorum. Kayseri'ye gideceğim.
Kılığın kıyafetin Amorion kalesindeki insanlara benzemiyor. Nerelisin sen? Türk'üm. Kayseri'de ne yapacaksın? Orada iyi silahşörler varmış diye duydum. Ben de silah kullanmaya meraklıyım. Belki bir şeyler öğrenirim o silahşörlerden. Bunun için Kayseri'ye kadar gitmene gerek yok. Bu işi burada da öğrenebilirsin. Sonra da Efendimiz Şemas'ın ordusuna yazılırsın. Şemas iyi de para veriyormuş. Yalnız Türk olman işi zorlaştırır. Neden? Laf aramızda, Efendimiz Şemas Türkleri pek sevmez de ondan. Belli mi olur? Bakarsın beni sever. Sarayında mı kalıyor Şemas? Hayır, bağındaki köşkünde kalıyor. O zaman ben de oraya giderim kendisini görmek için. Boşuna atını yorma. Köşkün etrafı asker kaynıyor. Şemas'ı göremezsin. Yanına bile yaklaştırmazlar seni. Niye ki? Sen hiç Hüseyin Gazi adını duydun mu? Yok, ilk senden duyuyorum. Niye sordun? Hüseyin Gazi Malatya Bey'inin serdarıydı. Felaket bir adamdı. Gözü pek, korkusuz, yiğit mi yiğit bir Türktü. Vay canına. Tam benim olmak istediğim gibi desene. O hayattayken bizim bu kaleden kimse korkusundan dışarı çıkamazdı. Her yıl Malatya Bey'ine de haraç verirdik o gazinin yüzünden. Peki sonra ne oldu? Meryem Ana dualarımızı kabul etti de beyimiz Şemas, serdarım Yahil ile birlikte onu pusuya düşürüp öldürdü. Demek Hüseyin Gazi'yi öldürdüler ha? Evet, böylece biz de bütün kale halkı büyük bir nefes aldık. Ama Türklerin gözü karadır. Beyimiz Şemas öldürttüğü Hüseyin Gazi'nin intikamını alırlar diye Bağ Köşkü'ndeki asker sayısını arttırdı. Beyiniz iyi etmiş. Eğer Hüseyin Gazi senin anlattığın gibi yiğit bir serdarsa birileri mutlaka onun öcünü alır değil mi? Her neyse, yatacak yer mi istiyorsun? Evet, ama daha önce karnımı doyuracak bir şeyler getir bana. İşte babamı öldüren Şemas köpeğinin köşkü. Kafir içeride kalleşçe elde ettiği zaferini kutluyor. Kutlasın bakalım. Beni karşısında görünce ne yapacak pek merak ediyorum. Oraya gir, oraya. Atımdan ineyim de köşke doğru yaklaşayım bakalım içeriye girebilecek mi? Aman Akşar, sakın kişneyip de küfar başıma toplanalım. Sen burada kal. Ben babamın intikamını almaya gidiyorum. Gülün eğlenin bakalım alçaklar. Ama yemin ederim ki son gülen iyi güler. Ve o gülen de Allah'ın izniyle ben olacağım. Vay canına. Köşkün etrafını duvarla çevirmişler. Belli ki Şemas iyiden iyiye korkuyor. Ne yapacağım peki? Çaresiz duvarı aşıp köşkün bahçesine gireceğim. İyi, fazla yüksek değilmiş duvar. Hey, sen dur bakayım. Aksi nöbetçi gördü beni. Kimsin sen? Burada ne arıyorsun bakayım? Gel de dert anlat şimdi. Hiç uyuyordum beyim, şimdi uyandım. Uyuyor muydun? İyi ama nasıl girdin bu bahçeye? Duvarı açtım. Neden peki? Nereden karnım, girdin? Karnım acıkmıştı, çok acıkmıştım. Bahçedeki güzel yemiş ağaçlarını görünce kopartayım dedim. Sonra da uyuyakalmışım beyim. Nerelisin sen? Şeyliyim, Şamlı. Kayseri'ye gidiyorum. Peki buranın neresi olduğunu biliyor musun? Yok beyim, nereden bileceğim? Burası Amorion Bey'in Şemas'ın bağıdır. Vay canına, demek burası o yiğit korkusuz beyin köşkü ha? Evet, ellerini kaldır ve önüme düş hadi. İyi ama beyim, ben kötü bir şey yapmadım. Ne diyorsam onu yap delikanlı. Düş önüme, yoksa kılıcımla dilim dilim doğrarım seni. Tamam tamam. Beni nereye götürüyorsun? Beyimizin serdarı Mihail'in yanına. Mihail mi? O kim? Beyimiz Şemas'ın ordu komutanıdır. Çok yiğit bir silahşördür. Adını duymadın mı hiç? Adını? Tabii şimdi hatırladım. Şu Hüseyin Gazi adlı Türk serdarını öldüren büyük komutan değil mi? Evet, çok cesur bir komutandır kendisi. Hadi yürü, seni ona götüreceğim. Tabii gidelim. Komutan Mihail. Ne var? Neden nöbet yerinde değilsin sen? Yanındaki de kim? Bilmiyorum ama kendisini bahçede yakaladım, size getirdim efendim. Bahçede mi? Evet komutan. Söyle bakalım delikanlı. Nerelisin sen? Hintliyim efendim. Kayseri'ye niye gidiyorsun? Silah kullanmaya pek meraklıyımdır. Duydum ki en iyi silahçılar Kayseri'deymiş. Onlardan bu işi öğrenmek için oraya gidiyorum. Öğrendikten sonra da askere yazılacağım. Peki ne cesaretle beyimizin bağına girdin? Yorgun ve acıkmıştım. Param da yoktu. Bahçedeki yemiş ağaçlarını görünce dayanamayıp duvarı açtım. Kötü bir niyetim yoktu kumandanım.
Bu bağ ve köşk hepimizin efendisi ve Amaryon şehrinin hakimi Şemas'ındır. Evet öyleymiş. Beni yakalayan nöbetçi söyledi. Onun olduğunu bilmiyordum beyim. Eğer bilseydim... Bilseydin elbette girmezdin. Zira buraya izinsiz girmenin cezası ölümdür. Amanın! Yoksa beni öldürecek misiniz? Efendimiz Şemas merhamet nedir bilmez. Çok sert bir kişidir. Dua et ki şu an burada değil. Yoksa şu anda senin kelleni uçururdu. Demek beyiniz burada değil. Evet. Ama ben iyi yürekliyimdir. Seni affediyorum. Sağ olun kumandanım. Sağ olun kumandanım. Çok iyisiniz kumandanım. Sağ olun kumandanım. Madem ki askerliğe ve silah kullanmaya hevesin var, burada kal. Kayseri'ye gitmene gerek yok. Seni efendimizin ordusuna alalım. Ama Kayseri'de çok üstün silahşörler bulunduğunu söylediler bana. Bu işi ancak onlardan öğrenebilirim. Saçma! Burada Kayseri'den daha üstün silahşörler var. Kimler var? Mesela ben. Kayseri'nin bütün silahşörlerinden daha üstünümdür. Sahi mi? Ne sandın? Daha bugüne kadar beni yenen olmamıştır. Vay 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 vay. Benim adım Mihail'dir. Şemas'ın serdarıyım. Kılıç kullanmadaki şöhretim ise bütün dünyaca bilinir. Ay size inanmıyorum. Ne? İnanmıyor musun? Yani ben şimdi yalan mı söylüyorum delikanlı? Yok yalan değil de içkili olduğunuz için biraz abartıyorsunuz gibi geliyor. Ne? Sen hangi cesaretle bana bunu söyleyebiliyorsun ha? Sersem! Ben Malatya serdarını öldürdüğünüz Hüseyin Gazi'den bile daha iyi silahşörümdür. Şimdi seni kılıçtan geçiririm. Madem öyle bunu ispat et bana komutan. İspat mı? Anlamadım. Yani şimdi seninle dövüşmemi mi istiyorsun? Battal Gazi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.